Şimdi arkadaşlar birey ve toplum konusuyla ilgili daha önceki yıllarda ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakalım. Diyor ki: Sosyal bilimci Koley. insanların yoğun duygusal bağlarla birbirine bağlandığı, din ve geleneklerin etkili olduğu, aile, arkadaşlık gibi topluluklara birincil sosyal gruplar. İnsanların birbirini çok yakından tanımadığı, sosyal denetimin yasa, yönetmelik ve sözleşmelerle sağlandığı dernek, siyasal parti gibi topluluklara da ikincil sosyal gruplar adını vermiş. Bu sınıflamayı aşağıdakilerden hangisine dayandırmış diye soruyor. Bakalım bir daha. Yoğun duygusal bağlarla birbirine bağlanan insanlar ya da birbirini çok yakından tanımayan insanların oluşturduğu gruplar. Şimdi topluluğun değişme hızından bahsetmemiş burada Koley. İnsan ilişkilerinin biçimine. Burada bir duralım bu sanki yakın gibi. Bireylerin eğitim düzeyi hiçbir şekilde yer almamış paragrafta. Topluluğun varoluş süresi, süresinden bahsetmemiş. Nüfusun yapısı zaten tamamen alakasız. Dolayısıyla burada Koley bu sınıflandırmayı yaparken insan ilişkilerinin biçimine göre yapmış. Cevabımız B seçeneği. Toplumun belli bir konumda bulunan kişiden beklediği davranışlar bütününe rol denir. Bu tanımda rolün hangi özelliği vurgulanmaktadır? Toplumun kişiden beklediği davranışlar bütünü hangi özelliği vurgulanmaktadır bakalım. Zamanla ve farkına varmadan öğrenilmesi. Aynı zamanda birden fazla kişiye verilebilmesi, bireyde çatışma yaratabilmesi, zaman içinde değişebilmesi. Bu dört tane seçenek rol için geçerli olan bilgiler olabilir. Fakat bize burada söylediği şey toplumun kişiden beklediği davranışlar bütünü. Dolayısıyla toplum tarafından belirlenmiş davranışlardan bahsediyor rol için. Cevabımız E seçeneği. Ekonomik sorunlar nedeniyle işleri durgunlaşan bir işletme sahibi. Kendi işinden arta kalan zamanda başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaya başlamıştır bir yerde işletme sahibi, başka bir yerde ücretli. İki tane farklı rol. Bu kişi orada kendisi gibi ücretli çalışanlara zaman zaman işletme sahibi gibi davranmaktadır. Yani burada kişinin yaşadığı şey bir rol çatışması. Bakalım kişinin işletme sahibi gibi davranması aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bakalım seçenekleri okuyalım. Statülerin toplumca belirlenmesine. Evet toplumca belirlenir ama yukarıda anlattığı şey bu değil. Önceki rolün yeni rolü pekiştirmesine. Hayır, adam burada başka bir durum yaşıyor. Olumsuz bir durum yaşıyor. Kesin biçimde tanımlanan rollerin açık rol olmasına. Alakasız. Kazanılmış statünün verilmiş statüden farkına. Burada tamamen kazanılmış statülerden bahsediyor. Verilmiş statü yok. Statü değişmesinin neden olduğu rol çatışmasına. Cevabımız E. Bir kurumdaki yönetici görevi sırasında aslarına emirler verebildiği, sorumluluklar yükleyebildiği ve onlardan başarılı çalışmalar isteyebildiği halde görev süresi bitince kendisini güçlü kılan yetkilerini yitirir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yetkinin kullanılması bulunulan mevkiye bağlıdır. Yakın geldi bana bir duralım. Kurumun başarısı yöneticinin kişiliğine bağlıdır. Yöneticinin kişiliği ilgili hiçbir bilgi yok. Yöneticinin yetkilerini sınırlayan kurallar vardır. Mutlaka vardır ama yukarıda böyle bir şeyden bahsetmemiş. Kurumun başarısı yetki dağılımına bağlıdır. Mutlaka ama bundan da bahsetmemiş. Yöneticinin gücü kurumda yarattığı güvene dayanır. Güvenle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum paragrafta. Dolayısıyla yetkinin kullanılması bulunulan mevkiye bağlıdır. Adamın görev süresi bitince kendisini güçlü kılan yetkilerini yitiriyormuş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş toplumlarda bireylerin içinde yer aldığı toplumsal sınıfı belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir? Sanayileşmiş toplumlarda bireylerin içinde yer aldığı toplumsal sınıftan bahsediyoruz. Eğitim düzeyi belirler. Tüketim biçimi belirler. Gelir düzeyi elbette, bireylerin saygınlığı elbette. Fakat rollerin sayısı bireyin içinde yer aldığı toplumsal sınıfı belirlemez en alt tabakada olan birisinin en üst tabakada olan birisine göre rollerinin sayısı çok fazla olabilir ya da tam tersi olabilir. Bu bize hiçbir şekilde sınıfı belirlemede bir bilgi vermez. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Müzik